İyi günler. Kuzey Tekinoğlu'nun odası lütfen. Teşekkürler. Bekliyorum. Efendim? Kimle görüşüyorum? Zeynep ben. Toplantı için arıyorsanız hemen iniyorum. Alo. 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 Acilen Antalya'ya gitmen gerek. Hayırdır? Ya bu golf kulüpleriyle anlaştık ya. Ha. Hafta sonunda da orada büyük bir turnuva varmış. Yani hafta sonuna kadar standların yetişmesi lazım. O yüzden sen gidiyorsun, oradan bir atölye ayarlıyorsun. Hafta sonuna kadar o işi hazırlıyorsun, tamam mı? Olur, tamam. Bunu da gönderseydin ya Kuzey'le beraber. Hiç değilse başımdan gitmiş olurdum. İki gün görmesem kar sayılırdı bana. Anne, Kuzey işe git, işe. Şu balayı izni bitse de gitse başım. Yemin ederim çıldıracağım. Takma kafanı sen de ya. Ne hali varsa görsün. Yapacak bir şey yok, didiş mi artık? Kim didişiyor? Ha? Kim didişiyor? Akşam içkili geldi, ağzımı açıp tek laf etmedim. Babanın korkusundan hesap bile sormadım. Kimdi? Yavaş yavaş, duyacak şimdi. Ya niye korkuyorsun? Anne yeter. Ben artık Simay falan duymak istemiyorum. Bıktım. Hepinizi maymuna çevirdi. Hepinizi parmağında oynatıyor. Bana o lafları söylerken sen de oradaydın. Gıkını çıkarmadın. Çünkü onunla uğraşmak istemiyorum. Anladın mı? Ne Kuzey ne de Simay umurumda bile değil. Ya bir rahat bırakın beni ya. Vallahi çekip gideceğim, sonunda olacak ha. Git oğlum git. Git kurtar kendini. Ben nereye kaçacağım? Ben nereye gideceğim? Başımı hangi taşlara vuracağım? Anneciğim bak, sabret, az kaldı. Bak, işim iyi gidiyor. Yakında çok paralar kazanacağım. Zengin olacağım ben. Çok zengin olacağım diyorum ya. Kuzey de kendini kurtarmış olacak. Artık onu da düşünmemize gerek kalmayacak. Ama bir kafamın rahat etmesi gerekiyor benim ya. Yok şu şunu yaptığı da bu bunu yaptığı da yormayın beni. Üç kuruşluk dertlerle uğraştırmayın beni ne olur ya. Bak benim bir hedefim var, planlarım var. Ne Simay ne de Kuzey umurumda bile değil. Ne alt ederler sessinler. Beni ilgilendirmiyor. Sen de sabret. Sık dişini, az kaldı diyorum işte. Hepsi lafta. Hepsi. Ben anca ölünce kurtulacağım. Tamam hazırlan hadi beraber çıkıyoruz. Banka arayacağım, benimle gel. Niye? İkimiz adına ortak hesap açtıracağım. Lazım olur. Babam bilmesine de gerek yok. Hadi. Hadi.
Günaydın. Günaydın. Bu akşam 7 uçağına İstanbul'a rezervasyon yapabilir misiniz benim için? Tabii efendim. Kimlik bilgilerime kayıtlarınızdan baksanız. Benim çok acil bir toplantıya yetişmem lazım. Evet. Oda numarası 6623 müydü? Yok, 6622. Öyle mi? Bir saniye, yanlışlık olmasın? Yani ben 6622'de kalıyorum. Burada 6623 diye görünüyor. Özür dileriz. Biz bir yanlışlık yaptık herhalde. Tamam efendim, ben buradan bilgilerinize bakarım. Tamam. Akşam 7 uçağında, aman yanlış olmasın. Tamam efendim. Benim oda numaram 6623 görünüyor dediniz değil mi? Evet efendim. Sabah bir telefon geldi. 6622. Yani Kuzey Bey'in odasına. Yani benim yanlışlıkla kaldığım odaya. Dahil mi aradılar acaba? Öğrenebilir misiniz? Tabii. Dışarıdan da arandıysa hangi numara olduğunu görebiliyor muyuz? İşle ilgili bir telefon bekliyordum da. Hangi numara acaba, öğrenebilir misin? Tabii efendim.